Konya Belediye Başkan Adayı Berkay Torunoğlu, gündüzleri köy köy, mahalle mahalle gezerken akşamları da ev ziyaretlerinde bulunuyor. Dün akşam saatlerinde Ünye'nin Orta Yılmazlar Mahalle Muhtarı Seyhan İhtiyaroğlu'nun evini ziyaret etti. Ev sahibi ve ev sahibinin misafirleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Torunoğlu'na projelerinden birkaç tanesiyle ilgili sorular yöneltildi. İlk soru Çamlık meselesiyle ilgiliydi. Çamlık'la ilgili biz şunu yapacağız. Çamlık Ünye'nindir diye bir proje geliştirdik biz. Çamlık Ünye'nin olacak demiş. Evet. Evet. Çünkü bundan önce mesela Büyükşehir olamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına sordular Çamlık'la ilgili. Aynen şunu söyledi. Çamlık Büyükşehir'in olsa ne olacak, Ünye'nin olsa ne olacak dedi. İşletmedikten, güzel bir şey yapmadıktan sonra ne fark eder dedi. Doğru. Biz öyle düşünmüyoruz. Çamlık Ünye'nin olacak evet. Bir kere her şeyden önce. İkincisi bizim Çamlık'la ilgili düşüncemiz şu. Biz Çamlık'a eski restorantın ve yine bir katlı ya da en fazla iki katlı küçük bir motelin yapılmasını istiyoruz. Aynı eski alanına. Tabii. Burada yapılabilecek tek farklı şey Çamlık'a araba da sokmadan alt tarafı otopark yapacak şekilde, üst tarafta da eski restoran ve butik bir şey, küçük otel, motel daha doğrusu. Eski çok restorantı güzel. Da, araba girmemiş. Eski restorantı da, şimdi Ünye'nin bir tarihi, bir kültür var. Bu kültürü siz yaşadınız. Biz buna çok tanıklık yapamadık. O Çamlık'ın eski dönemlerini, ben üniversitedeydim Çamlık yıkıldığı zaman. Biz bu restorantın ahşap bir şekilde eski mimariye yakın bir görselle yapmayı düşünüyoruz. Yani oraya modern bir şey yapıp da Ünye'nin kültürüne aykırı bir inşaat yapmayacağız. Betonlaşmadan ahşap bir şekilde ahşap. Eski mimarisine yakın biraz daha onu geliştirerek. Merak edilen bir diğer konu ise tarım projesi oldu. Berkay Torunoğlu tarıma ve köylüye kazanım sağlayacak hizmetlerinden bahsetti. Toprağa bakacağız. Bu toprağın azota mı ihtiyacı var? Bu toprağın gübreye mi ihtiyacı var? Neye ihtiyacı var? Çünkü köylü bu toprağın 20 lira ücret verip de analizini yaptırmıyor. Bu ziraat odasında oluyor. Analiz. Ziraat odasında bunun birinci aşamasının analizi var, ikinci aşamanın makinesi yok. Yok. Ziraat odasında da yok, getirmediler. Biri var ama. Biri var. İkinciyi de biz olanak sağlamaya çalışacağız. Bütçe durumuna bakacağız. İlk yatırım köylerden başlayacak.